Merhaba sevgili seyirciler. Yakops'un sunduğu NBA Almanak'ta bir kere daha birlikteyiz. Yakops'un ee, uzmanlığını gösterdiği Barista editions, Çekirdek ve Filtre Kahvesi yine bize eşlik edecek. Bugün İnan'la birlikteyiz. İnan hoş geldin. Hoş bulduk abi, selamlar. Güzel bir konumuz var, bizden bir konu var bugün. <laughs> Aynen öyle. Ee, sezonları bitirdik. Kronolojiyi bir tamamladık. Ve bizim yani daha doğrusu bizim tabii çok daha ülkemizden baktığımız zaman çok daha ilgimizi çeken, çok daha gururlandıran ve tarih boyunca yani yakın tarih boyunca tabii ki sürekli temsil edildiğimiz bizi NBA'de temsil eden oyuncularımızdan bahsedeceğiz. Evet güzel bir serüven. Hani senin de aslında yani muhtemelen 80'lerin ortasında NBA ile ilgilendiğinde aklına gelmeyecek şekilde 90'ların sonundan itibaren istikrarlı bir NBA katılımı oldu Türk basketbolu. Aynen öyle. Artı biz zaman zaman kendi basketbol cumularımızı ve basketbolumuzu da bazen eleştirebiliyoruz. Hani her zaman tabii daha iyisini Hı -hı. isteriz. Ama bizim NBA'ye yolladığımız oyuncular ve onların kariyerlerine baktığımız zaman hem sayısını hem nitelik hem nicelik olarak baktığımız zaman dünyada ne kadar aslında önemli bir basketbol ülkesi olduğumuzun bir başka göstergesi bu. Yani milli takımlarımızın başarı çıtası veya kulüp takımlarımızın başarı çıtası dışında kendi yetiştirdiğimiz oyuncuların NBA'de ne kadar yer aldığına bakıyoruz. Şimdi 13 tane oyuncumuz olmuş bugüne kadar. Belli yerlere gelmiş de Mehmet gibi All-Star olmuş, finallerde çok ciddi roller almış, şimdi yakın zamanda daha başka roller alan oyuncularla. Bugün dünya üzerinde Kanada'yı saymıyorum. Kanada çünkü aslında bağımsız bir basketbol altyapısına sahip olmadığı için Amerika'ya entegre olduğu için onu saymıyorum ama hani işte Fransa'nın çok özel bir durumu Ama Fransa'nın arkasından NBA'ye en fazla oyuncu en fazla oyuncu yetiştiren 4-5 ülkeden biriyiz. Evet bu gerçekten çok ilginç bir seri var. ki bu ilgi öyle bir sıçrama yarattı ki pek çok Türk oyuncu 2000'lerin ortasında ve 2010'larda NBA'de oynamak üzere kendini yetiştirmeye başladı. Yani Türk basketbolunda veya Euroleague'de başarı kazanayım değil. Ben NBA'ye gidip kendimi kanıtlayayım diye. Bu biraz dünyayla bağlantılı bir değişim tabii ki ama bunu da çok görüyoruz oyuncularımızda. Fakat ilk başladığı yer 90'ların sonu aslında. Evet. Türk basketbolunda artık şahlandığı dönemler diyebiliriz ona. Daha önce de çok başarılı dönemlerimiz olmuştu ama 90'lar sonunda farklı kuşaklar çok özel yetenekler yetiştirmişti ve Mirsat'la birlikte de ilk NBA Türkiye'de duyulmaya başlandı açıkçası. Artı tabii NBA de biraz kendi ön yargılarından sıyrılıp özellikle 92 Barcelona'dan sonra yavaş yavaş yabancı oyuncuların daha fazla gelmesi. Bu oyuncuların özellikle Drazan Petrovic'in bence çok ciddi bir e, öncülüğü ve hani şeyi değiştirdiği bir çağı değiştirmesi vardır. Avrupalı e, Avrupa oyuncuların kadrolarda olabileceği, bunların gerçekten çok olumlu katkı yapabileceği konusunda e, Amerika'da kapılarını açtı. Bu ilk giden Iı, akından biri Mirsad Türkcan'dı. Kesinlikle. Senin söylediğin gibi yani işte Sarınas Marçinionistlerle başladı, Drajan Petrovicler, Vlada Divaclar, Dino Radjalar. Sonra Tony Kukoc gittiğinde bile ki Tony Kukoc bir süperstardı. Bir önyargı vardı Amerikalılar. Evet. Ve ama ıı, aslında bir süperstar olarak, tam olarak süperstar olmak olmasa da çok önemli bir parça olarak. O efsane Chicago'ya katıldığı zaman bayağı da tartışma da yaratmış. Evet. Hatta Jordan ve Pippen onu dışlamışlardı. Da, e, şeyde e, 92 Olimpiyatlarında falan bayağı şey yaparlar. Üstüne i̇şte gidmişlerdi. Şimdi, de. Ama biz de birlikte Mirsad Mirsat'la başladı bu zincir. Aynen. Marcules ve Petrovic bu açıdan çok önemli bence. İki tane bariyer yıkan oyuncu. Marcules ilk etkili olan Petrović yıldız olan oyuncu diyebiliriz. Bizde de Mirsat ilk gitti. 1998 draftında seçildikten sonra 18. sıradan seçilmişti. üstüne ilk turda seçilmişti. Fakat çok talis Mirsat. Bir zaten lockout sezonuna gitti. ...50 maçın 2,5 ayda oynandığı bir dönemde... Ee, ...artı çok çok uygun bir takıma gittiğini söylemek güç... ...New York Knicks o sırada oldukça iddialıydı... Ya ...zaten o sene NBA finali gittiler... ayrıldı... Ee, ...ve belki de döneminden çok daha önce gitti... ...yani Mirsat'ın şu, şu özelliklerini düşünürsek... Hani ...dışarıdan oynayabilen, toplu oynayabilen bir dört numara olarak... E, ...1998 yılında bu pek geçerli değildi... ...yani mesela New York'tan örnek verirsek... ...Charles Oakley gibi oyuncular daha... ...işte kuvvetine dayalı ve çok büyük, çok kuvvetli oyuncular daha... ...izbandut gibi isimler daha rol alıyordu e,

Misat şu anda basketbolda olsaydı herhalde çok 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 daha etkili ve çok daha e, değerli bir oyuncu konumunda olurdu. Ki yani Misat'ın inanılmaz da bir rebound yeteneği olduğu düşünüldüğünde hmm. aslında insanların fiziksel dezavantaj diye sunacağı şeyleri o rebound yeteneğiyle kapatacak zaten. Fakat yani aslında o dönemde de mesela dört numaraların çağı vardı Uzun power forwardlerin ya da orta mesafe atan power forwardlerin çağı vardı. Ama Misat'ın özellikleri gösterebileceği alan çok tanınmadı açıkçası. Maalesef. Yani e, hem sezonun çok yoğun oynanması hem New York'un hedefleri, daha sonra gittiği Milwaukee'de süre bulamaması. Biraz da Mirsat'ın tavrı da tabii, Mirsat çok böyle uyumlu bir karakter olmadığı için, biraz kendi nevi şahsına münasır olduğu için maalesef o yarım sezon yani yarım sezondan sonra yarım sezon oynandı çünkü yani tam sezon gibi oynanmadı. Geri dönmek zorunda kaldı. O dönemde aklımda kalan en önemli şey şuydu. devre bittiği zaman işte Mesut oyuna girmişken devre biter bitmez sahaya ilk atlayıp topu alıp 2-3 tane şut atardı böyle devre arasında. <laughs> Hatırlıyor musun <laughs> o bir de ben <laughs> Jordan'ın Washington sezonunda bir tünel konuşması var Jordan'la Mirsat'ın. O görüntü hep aklıma gelir. Bazen Jordan'ın belgesellerine koyuyorlar kanal abi. Bir de şu var tabi Mirsat Avrupa'da büyük bir yıldız olacağını bildiği için NBA'de havlu sallanmıştı. Avrupa'ya geri dönmeyi Aynen. kendi kariyeri için şey yaptı ve Euroleague tarihine geçen bir kariyer elde etti zaten Avrupa basketbolu geçen bir ee, kariyer. Ama dediğim gibi şimdi oynasa çok daha farklı olabilirdi. Başka taraftan da tabii Hidayet'in gidişi çok kolay olmuştu Kaan abi. Çünkü Hidal 2000 NBA draftındaki aslında zayıf bir drafttır. İyi bir yerden seçildi, 16. sıradan seçildi ama ne zaman gideceği o zaman çok tartışılan bir oyuncuydu. Çünkü Efes'in çok başarılı bir dönemi, Avrupa'da son dörde kaldığı bir dönemi, Hidayet de ana parçalarından biriydi onun. Ana parçalarından biriydi, hatta 2000 Final Four'unda en iyi 5'e seçilmişti. Yani genç, süper yıldız adayıydı ki zaten kariyeri de öyle oldu. Artı, Efes'e eğer ayrılsa 1 milyon dolar ödemesi gerekiyordu ki NBA'den 200 bin dolar oldu ki 800 bin doları cebinden ödemesi gerekiyordu fakat Hedefleri çok büyük olduğu için gitti. Daha ilk senesinden itibaren de yalnız Sacramento yapısı altında oldukça başarılı bir kariyere başlangıcı yaptı. Hatta o, o olağanüstü Lakers serisinde bir parçasıydı 2003'teki. Peja Sakatken ilk 5 bile başlıyordu o takımda. Stoykovich ile birlikte. Harika bir başlangıç yaptı ama o 2003 sezonundan sonra, yani 3. sezonundan sonra San Antonio'ya gittiği yıl bir hayli talihsizdi. O sene fizik olarak büyümek için inanılmaz derecede kilo aldı. Hadi Hidayet yani kas anlamında aldı ama o onu çok hantallaştırdı bir anda. Yani çünkü o dengeyi iyi korumak lazım. Kuvvet ve mobilite dengesini. Hidayet tabii topa çok hakim yani dışarıdan oynayabilen bir oyun kurucu gibiydi. Ee, o San Antonio'ya gitmesi pek çokları açısından onun kariyerine artı değer katacak ki o fiziksel e, ağırlaşma, santallaşması yüzünden çok iyi bir sezon geçmedi San Antonio'da onun adına. E, fakat daha sonra tekrar fiziği tam oturduktan sonra Orlando'da e, belki bugün modern basketbolun temellerini atan e, düzenin bir parçası olup çok 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 da değerli bir parça haline geldi. Evet Yine zamanın öncesinde gelen oyunlardan biriydi. Yani San Antonio onu bir kutuya sıkıştırmaya çalışmıştı ama artık idare o kutunun ötesine geçebilecek bir oyuncu olduğunu biliyor ki yine disiplinli bir koç olan Stan kutunun ötesine geçti. Yani uzun boylu bir oyun kurucu olarak dört dışarıda oynayan, bir uzunla oynayan Orlando Magic'in beyni oldu. Aynen öyle. Artı tabii o takımın e, Jamir Nash'in aslında tam bir oyun kurucu gibi olmadığı için biraz daha skorer olduğu için gerçekten topta asıl bir karar vereceği çok ihtiyaçları vardı. Çünkü Rashard Lewis sabit düştür. E, i̇şte Jamir Nelson biraz skorer gibi, işte Courtney Lee gene bitirici gibi. Dwight Howard ise topla pek hiç oynayamayan bir uzun olarak Orada iyi bir karar vereceği ihtiyaçları vardı. Hidayet o boşluğu olağanüstü doldurdu. Zaten 2007-2008'de bu gelişimiyle ve değişen rolü, o rolü çok iyi doldurması en çok gelişme kaydının oyuncu ödülünü de aldı sezonda. Ve oradan zaten takım 2009'da NBA finaline kadar yürüdü. O, ıı, tam Lebron James'li Cleveland'ın Boston çekişmeleri yaşanırken oradan aradan çıkan ve kendini öne atan takım oldu. Dışarıda oynayan bu takımı yani dört dışarıda oynayan bu takımı idare edecek, idare eden evdi Nitekim NBA finalinde de damga vuran bir performans sergilemişti. Maalesef tabii Kobe Bryant'a ve Lakers'e pek diş geçiremediler. Yani ikinci maçta o, Kobe Bryant'a yaptığı blok Türk spor tarihinin en büyük jeneriklerinden biri. Onun ve sonrasında Körtnöde'ye verdiği alümpası kaçtı. Arkasından Derek Fisher'ın kazandırdığı bir maç var Dwight Howard'ın serbest saçları kaçırdığı. Yani aslında göründüğünden daha yakın bir seriydi Kahn'ın. Kesinlikle. Abi. Ya zaten eğer Kobe Bryant'a yaptığı bloğun üstüne hmm. o verdiği olağanüstü bası Courtney Lee bitirebilseydi herhalde Türk basketbol tarihinin en bir Türk basketbolunun yakaladığı en güzel sekansı olacaktı. Gene muhteşem ama yani kusursuz bir sekans olacaktı eğer Courtney Lee bitirebilseydi. Ki o senenin o Boston serisini kapatış biçimi. Tabii. Yani 7. maçında oynadığı performans da akıl almazdı. Piken rol üzerine oynadığı Hı -hı. performans. Ben o yılları şimdi Mehmet Okur da biraz oraya bağlayarak konuşabiliriz. Biraz da Türk basketbol severlerinin şımardığı yıllar olarak Hı -hı. bakıyorum abi. Çünkü ben çocukken yani sanıyordum ki e, Türkiye'den giden her basketbolcu Hidayet ve Mehmet gibi takımlarının elit seviyeye gelmesi de başrol olacaklar. Çünkü hidayet Sacramento'da bile o rolü alıyordu abi. Tabii tabii daha sezonuna itibaren. Tabii tabii daha ilk sezonunda. ki Aynen, o takım da hani çok estetik bir takımdı, topu paylaşan Aynen. bir takımdı. Yani orada tamam bir Pejastevic değildi ama işte Doug Christie ile birlikte, Bibi ile birlikte, Divac ile birlikte, Weber ile birlikte farklı bir basketbol oynanmasının müsebbiblerinden biriydi abi. Aynen öyle. Ee, neredeyse bin maçlık bir kariyeri oldu zaten. Ee, kariyerin ikinci aşı, bölümü özellikle Toronto'ya gittikten sonra önce Portland'da bir imza attı sonra son anda vazgeçip Toronto'ya gitti. Obligasyonundan döndü. E, o biraz kalp krizi oldu. Çünkü Amerikalılar böyle hani Sözden pek hoşnut olmazlar. Toronto kariyeri de çok iyi olmadı açıkçası. Zaten bir seneden sonra Toronto'dan ayrılıp tekrar Phoenix Suns'a geçti ondan sonra. Sonra da işte Clippers tekrar bir Orlando, küçük Orlando dönemi de var. Ama sonuçta bakarsak neredeyse bin maçlık bir kariyer. 7-8 sezon süren bir zirve. Ve e, bence bir Türk basketbolcunun çıkabileceği en yüksek noktaya çıktı. Özellikle finallerde yaptıkları falan da baktığı zaman e, baktığın zaman. Ve onunla paralel senin bahsettiğin gibi Mehmet Okur'da bir sene sonra 2001 draftında bu sefer ikinci turdan seçti. 38. sırada gitti. Ve o da e, Türk basketbolcu severleri şımartan çok harika bir kariyer yaşadı. İlk iki sezonunda Detroit'te çok fazla rol almıyordu belki. Özellikle biraz Mirsat gibi o da hani hafif talihsiz mi diyeyim çok iddialı ve çok oturmuş bir takımın bir parçasıydı. O takımda rotasyona bir, bir de işte Larry Brown'un çok fazla sabit veter... bakışlı olması Aynen, genç alakalıydı. oyunculara çok prim vermemesi nedeniyle çok ona rol vermemişti ama ne olursa olsun 2004 şampiyonluğunun bir parçası oldu Mehmet ama Mehmet'in esas bireysel olarak kendi gösterdiği yer ikinci sezondan sonra ayrıldı Utah'a gittikten sonraki dönem. Utah'ta enfes bir dönem yaşadılar. İşte Andrei Krilenko ile Carlos Buzer, e, Darren Williams'la da falan kadroyla. E, tabii şey oldu e, bir süre sonra. Yani o kadro belki en zirveye çıkamadı ama işte lakabının Mani lakabını da oradan aldı. Çünkü attığı her şey e, değer kazanıyordu e, bir taraftan. E, ki hani bugün baktığımızda belki az gelecektir ama 2006'da bir 5 numara olarak maç başına 4-3'lük denemek aslında çok yüksek bir rakamdı. Aynen. Maç başına isabeti 2'nin altındaydı. Yani 5 tane deniyordu işte yüzde %38 de falan atıyordu. Şimdi baktığın zaman tuhaf çok son derece az gibi geliyor. Fakat o zaman gerçekten oyunu değiştiren oyunculardan biri haline gelmişti. Yani bugünün uzunlarının bir öncüsü gibiydi Mehmet. Evet. Yani bir uzun bunları da yapabiliyor evet. ve bunun yanında çok rebound alıyor. Yani double double sezonu var zaten. Ve o Utah takımı tatlı bir takımdı. Yani John Stockton, Carmelon'dan sonra Utah Derin Williams etrafında Derin Williams'ın e rol oynayabileceği hem pop oynayabileceği uzunlar bulmuştu. Evet. Ve Carlos Boozer'la çok iyi birbirini tamamlıyor. Carlos Boozer genelde alçak posta oyuncusu olduğu için Mehmet'in dışarıdan oynaması Carlos Boozer'a da alan tanıyordu. Derin e ikili oyun alan tanıyordu. Ve bunların hepsini bir araya getiren, hepsini tamamlayan, hepsini çevreyen bir Andrei Krilenko faktörü. Krilenko ile de çok iyi arkadaştı bu arada. o yuta takımlarında hakikaten çok büyük çok üst noktalara çıktı. Mehmet daha sonra kariyeri şeyde tamamlandı. Yani New Jersey Nets'te de son derece sınırlı şekilde tamamlanmasa da 600 küsür maç, 634 maçlık çok değerli Utah'ta zirve yapmış. Harika bir kariyer oldu. bir NBA şampiyonunun parçası olmak, evet. yani Lakers hanedanını yıkan o dönemin Şakobbi'nin son sezonunu bitiren Detroit Pistons'ın parçası olduğu gibi All-Star olan da ilk Türk basket. Aynen. All-Star All olan ilk ve şimdilik i̇lk tek. Baş. Şimdilik tek. Evet yani Alperen evet. bakalım oraya doğru geliyor. Ama şey hatırlatalım. Aslında direkt All-Star olmamıştı. Carlos Boozer yani Utah'tan Utah çok başarılıydı o sene. İşte iki kişi olacaktı. Carlos Boozer sakatlığın ödeyene katılamayınca onun yerine dahil oldu. Ki işte o şımarma yılları deyince de kana bir şey aklıma geliyor. Yani az maç yayınlanıyordu belki Türkiye'de evet. ama bizim oyuncularımız genelde işte Sacramento'da, sonra Orlando'da, işte Detroit'te, Utah'ta olduğu için sürekli playoff'a kalıyorlardı. Ve sürekli playoff maçı içerisinde bir basketbolcumuzun olduğunu görüyorduk. Hatta o dönemin milli takım tartışmaları da hep bundan kaynaklanıyordu. Yani işte e, biz oyuncularımızdan daha fazla oynatılmasını bekliyorduk. Türkiye'de mesela Larry Brown'a dair ciddi bir refret vardı evet, o dönemde. Evet. İşte Peja e kızıyordu insanlar. Rick Edelman'a laf ediyorlardı. Yani çok ciddi takip ediliyordu. Yani minibüslerde böyle Detroit Pistons flamaları hatırlıyorum yani. Bugün Arda Güler Angelotti ilişkisi büyük oranda da, Larry Brown, Mehmet Okur arasında yani da var. Mehmet Okur üçlük deneyince kenara bakıyordu, Larry Brown sinirleniyordu, evet. Larry Brown onu kenara alıyordu. Sonra da Cereslan'a gitti aslında. Evet. Yani Cereslan da çok eski bir koç olmasına rağmen kafacı biraz daha hazır Mehmet gibi bir oyuncu. Ama bu iki oyuncumuz bizim NBA hikayemizin temeli oldu herhalde. Ve hani Hidayet için şeyi söylemiştik, o Kobe'ye yaptığı blok ve Courtney Lee'ye verdiği pas. Mehmet için de çok şey sayabiliriz ama herhalde en akılda kalan görüntülerden biri 2007 All Star'da Shaq'le birebir oynadığı pozisyondur. Evet. Bir de o We Believe Warriors'ı eledikleri ilk Aa, turda Houston Rockets 7 maçta geçtikleri sene mükemmel bir basketbol Aynen. oynamışlardı. Yani batı finaline kadar çıkan bir takımın parçası oldu. O da onun kariyer zirvelerinden biriydi. O dönemde Hidayet ve Mehmet kadar Türk basketbolunun yıldızı olan bir oyuncu vardı aslında. İbrahim de o dönemde NBA şansını denedi. Ama İbrahim biraz daha farklı bir yoldan denedi. Çok farklı bir yoldan denedi. İbrahim zaten hani Avrupa'da çok bilinen bir oyuncuydu. Zaten kariyeri ortada. Fakat NBA'nin çok radarına girmemişti o ana kadar. Fakat 2004'te e, Atina Olimpiyatları öncesi Amerikan milli takımı İstanbul'da kamp yapıyordu. Ve Türk milli takımı ile iki tane ma İbrahim iki tane harika maç oynadı evet. ve yavaş yavaş şutun basketboldaki önemini anlamaya başladığı için NBA Avrupalı şutörleri toplama herkes Avrupa'dan iyi şutörleri almaya çalışıyordu. İbrahim de o iki maçta hani genelde Türk e, yöneticiler için söylenir ya tek maçta oyuncu seçiyorlar falan diye. Hani İbrahim zaten nasıl üçtür olduğunu bildikleri için o iki maçtan sonra İbrahim'e bir teklif getirdi Seattle. Üç yıllık bir kontrat teklif etti. İbrahim de Seattle yolunu tuttu ama İbrahim'in e, kariyeri çok hani em, biraz oyunun da uygunluğuyla alakalı çok uzun olmadı. Beş maç oynayabildi sadece Seattle'da. Ki bize de çok anlatmıştı onu İbrahim abi. Şey diyordu yani orada e, Howard Schultz'la toplantı yapmışlar. Howard Schultz onu getirmek istemiş zaten ama direkt, di direkt takım sahibi. Ama yani gittiği takımda da Ray Allen var abi. <laughs> yani hani gidebileceğin en zor yerlerden biri tüm <laughs> dünya üzerinde Ray Allen. Hani o Panathinaikos'tan sonra Seattle denedi ama Mirsat'a benzer şekilde tekrar Avrupa'ya dönmenin kendisi için daha doğru bir karar olduğunu düşündü. Tek sezon kaldı. 5 maç oynadı geldi. Onun hemen arkasından yalnız ama e, gene 2005'te 2005 draftında belki de Türk basketbolu için en büyük e, genç yıldız adayı konumunda olan Ersan İlyasova seçildi. Fakat Ersan İlyasova'nın tabii U16-U17 milli takımlarında gerçek birer efsane olması yani Avrupa'nın en iyi oyuncusu olarak gösterilirken maalesef kariyeri biraz talihsiz başladı Ersan'ın. Ee, ayak bileklerinden ikişer kere, iki ayak bileğini de ikişer kere sakatladı. Biraz Stephen Curry'nin kariyer başlangıcına belki de daha kötüsüne benziyor. Ve açıkçası yani ne kadar o sakatlıklara bağlamak lazım bilmiyorum ama e, kendi jenerasyonun en büyük oyuncusu olabilecekken e, o seviyenin biraz altında kaldı. Ama gene de çok çok başarılı bir kariyer. Ersen çok kariyer. saygın bir kariyer. Çok evet. saygın bir kariyer. Biraz şeye benzer bir şekilde e, özellikle ikinci Milwaukee sezonunda ya, çünkü ilk gittikten sonra bir Avrupa'ya dönüp tekrar geri gitti. Ondan sonra e, en çok gelişme kaydının oyuncu e, ödülünde ikinci sıraya aldı. Yani onun da yaptığı patlama 2012 sezonunda çok net bir şekilde görülmüştü. E, çok iyi bir takım arkadaşı, çok iyi bir tamamlayıcı. Belki hiçbir zaman Hidayet ve Mehmet kadar başrol olmadı ama en NBA'deki en iyi tamamlayıcılardan biri olarak öne çıktı. Zaten olağanüstü bir reboundçı olduğunu herkes biliyordu. Bunu gösterdi. Gene şut atan uzunların yani dört numara oynayıp şut atabilen oyuncuların yavaş yavaş öne çıktığı bir dönemde şut atabilen bir dört numara olarak çok iş yaptı. Ve tabii ki onun en unutulmaz özelliği NBA tarihinin en iyi hücum rebound ama hücum foul yaptıran oyuncularından biri olarak tarihe geçti. Yani, yani Ersan'ı altyapıda izlemenin şeyi çok acayipti kan Ersan'la Cenk o dönem yeni Hidayet ve Mehmet gibi olacak gibi görülüyordu. Yani Türk basketbolunu NBA'de taşıyacak oyuncular. Ki işte Cenk'in de altyapılarda yapılarda MVP'liği var. O dönemde Avrupa'daki kamplarda MVP'liği var. Fakat Ersan o işte İzmir'deki meşhur üniversite işte U21 şampiyonası bunu gösteriyordu. Kendi şutunu yaratabilen bir uzun gibi olacak. İlk bakışta öyle görünüyordu. Ki o üniversite şampiyonasına geldiği zaman Ersan'ın işte bu sakatlıklardan dolayı biraz e, hareketliliği düşmüş gibiydi. Esas şey var bir tane. E, Mesela step back yapabiliyordu ama aynen. çok ilginçti o dönemde. İki, bir tane 2004 U18 Avrupa Şampiyonası hmm. var. Bu Sergio Rodriguez'lerin falan muhteşem bir şey takımı vardı. İspanyol takımı ona finalde yenilmişti. Abi o takıma karşı yani o, o, orada sahaya çıkan kadro acayipti ya. Ama Ersan'ın en saygı duyduğum özelliği bak kariyeri zorla, zorlandı, sakatlandı, şu oldu Avrupa'ya gitti. Avrupa'da da Barcelona'da oynadı hmm. bu arada yani. Döndükten sonra kariyerinin sonunda Philadelphia ile yeniden yaşa kariyerini tanımlaması çok güzeldi. Yani o proses Philadelphia'sının yani Joel Embiid ve Ben Simmons'ın zorlandığı dönemde Marco Bellinelli ve Ersan'ın o yapıyı rahatlatan oyuncular olarak o takımı taçlandırması mükemmel bir hikaye. Ve ee, hiçbir zaman çok fizikli bir oyuncu olmadı Ersan. Gerçi NBA'deki kariyerinin sonunda biraz daha belki güçlenmişti ama sen hiçbir zaman kalın, kalın bir oyuncu Ama 5 numara oynuyordu. Hatırlıyor musun? 5 numaraya kadar yani 5 numara oynayabilecek kadar sağlam durabilen e zihinsel ve fiziksel olarak oraya hazır bir oyuncuydu. E o da çok görkemli bir kariyer yaşadı. O yüzden zaten şımardık diyoruz yani. Kimlerin başına yani Hidayet Mehmet Ersan, arkasından Ersan Gülü. Hemen arkasında da Ömer Aşık NBA'ye yi Ve yine saygın bir kariyer. Çok saygın bir kariyer. Yani ben Ömer Aşık benim gerçekten en hayranlıkla izlediğim Türk basketbolculardan biri. Ya özellikle da kariyer yolculuğu açısından NBA'de beklentiler öyle. ondan çok düşükken kendini kanıtlama biçimi çok saygı değerdi. Aynen öyle. 2008'de 36. sıradan seçildi yine. ikinci turdan seçildi. Fakat daha ikinci sezonundan itibaren e, gerek boyalı alandaki caydırıcılığı, gerek rebound gücü, gerek takımın e, çok ön yani oyundan hiç düşmeyen bir parçası olmasıyla yani uzun çünkü oyunun içinde kalabilmesi çok önemli bir yetenektir. Bunlarla çok kısa sürede kendini Chicago'da sevdirdikten sonra Houston'a gidip orada da çok harika belki ana rolde değil ama olağanüstü bir tamamlayıcı rol oyuncusu olarak çok görkemli bir kariyer yaşadı. Maalesef çok talihsiz bir şekilde Cronus Diziz, yani Crohn's hastalığı denen bir sendroma yakalandığı için e, kariyeri biraz kısa kesildi. Çünkü fiziksel şeyini kaybetti. Aynen öyle. E, hani gücünü kaybetti. Crohn's hastalığı çünkü ka kasların da e, dir şeyini direncini azaltıp ka kas erimesine de belli oranda yol açan daha doğrusu spor yapmasını engel olan bir hastalık. Ama neyse ki modern tıp sayesinde onun e, hayat kalitesini fazla kaybetmeden hayatına normal bir şekilde devam etmesine izin veriyor. Bu rahatsızlık onu belki basketboldan kopardı ama en azından hayatına gayet rahat devam ediyor. Şu Amerika'da yaşıyor zaten şu anda. Çok da güzel bir hayatı var. Ki kariyerinin sonunda NBA'de aslında onun tipinde uzunlardan uzaklaşmaya başlamıştı. Doğru. Belki etkinliksi zaten azalacaktı kendisinde hmm. ama o Houston Rockets'a gittiği dönem şunu da gösteriyor Kaan abi. O Houston Rockets'a gittiğinde Daryl Morey'nin işte o dönemlerde Semink'in Houston'da çalıştığını unutmamak lazım. Hmm. Onlar NBA'de en böyle kadri kıymeti bilinmemiş elmasları köşelerde evet. bulan adamlardı ve Ömer üzerine de bir yatırım yapmışlar. Yani evet. Ömer'in göründüğünden daha önemli bir etkisi olduğunu keşfedip onun üzerine takımda önemli bir rol vermişti. Aslında Chicago'da yani. ikinci sezonda bunu e, izlerini göstermişti ama ciddi bir kontrat verdikleri için Chicago bunu karşılamaya razı olmuştu. Chicago cephesi de e, çok üzülmüştü. Özellikle Tom Thibodeau falan kesinlikle bırakmamaları evet, gerekiyordu. Evet orada bir Stanley Cap numarası çekti, <laughs> Daryl orayı farklı bir kontrat vermişti. Aynen bir başka uzunumuzu da Semih de o dönemlerde. Evet bu. o da zaten hani 2011 Dünya Şamp şampiyonasından çok zaten şey olmuştu. Fenerbahçe'nin şampiyonunda çok büyük rol oynamıştı 2007'de. Daha sonra işte zaten kariyeri yükselişteydi. 2008 draftının son sırasına seçildi. 2008 draftının son sırasına seçildikten sonra iki, iki sezon NBA'de forma giydi o da. Hatta Shakil Şakil Önü'yü bu arada Türk oyuncularla her zaman iyi geçindi. Aynen. Önü'nde harika videoları vardır. Ama NBA'de çok etkili olduğunu söylemek güç. 70, i̇ki sezonda 70 maç oynadı. Çok sınırlı bir katkı oldu. Boston'daki ikinci sezonunda biraz daha oynayabiliyor. Çünkü Boston o sene çok çok da şey değildi. Üçüncü uzun olarak zaman zaman çok rol veriyordu. Ama hani çok da etkili bir kariyer olduğunu söylemek güç ama gitti ve oynadı orada da. Onu da söyleyelim. Furkan Aldemir'in de aynı şekilde. Aynı şekilde. Kısa bir kariyeri oldu. Çok bir senelik bir kariyer oldu ve Proses Sixers bir parçası olduğu için hani çok dağınık bir takım. Belki daha düzenli bir takımda hani ikinci veya üçüncü uzun olarak belki biraz daha uzun bir kariyeri olabilirdi ama bir sezon Philadelphia'da geçirdi. Ve e, ondan sonra da şu anda yer alan oyuncularımıza geliyoruz. E, şu anda NBA'de yer alan oyuncularımız. Cedi e, tabii e, 15, 2015 taraftında 31. sırada yani 2. ilk sırasında seçildi. E, bütün kariyeri Cleveland'da geçmişti. Şimdi San Antonio'da oynuyor. Belki San Antonio onun, onun tamamlayıcı rolüne daha uygun olabilir. Ben Bayama ile yan yana oynuyor. E, Furkan Korkmaz o da ilk tur 26. sıra seçim yani 2016'da e, İyi bir kariyeri olduğunu söylemek çok kolay değil. Hala devam eden bir kariyer Sonuçta ne olursa olsun 7. sene, 8. senesine giriyor yani. E, belli bir devamlı var. Fakat tabii Furkan'dan beklentiler belki bir tık daha fazlaydı. Özellikle benim ben, kendi kişisel olarak söyleyeyim. E, çok iddialı bir takımda oynaması ve orada şans gelse de onun devamını sağlayamaması belki biraz... E, hafif hayal kırıklığı olabilir ama o da sonuçta uzun ve değerli bir NBA kariyeri yaşadı ve hala da bitmiş değil. Gerçi yani şu anda takım bulamadı ama devam etmek istiyor. Ki hani Cedi ile Furkan'ın ikisi de aslında çok iddialı takımlarda gittiler. Tabii, çok, tabii. Yani Cedi'nin zaten çaylak sezonu Lebron'un son sezonuna denk geldiği evet. için başka bir anlamı vardı Türkiye için. Yani o dönem NBA finaline giden bir takımda NBA playofflarında da süre alarak bunu yapmıştı ama finalde Taylor'a da görev vermedi çok fazla. Çok kısıtlı bir süre verdi Warriors'a karşı. Çok kısa zamanda yalnız Lebron'la çok savimi oldu. Sadece Lebron'la değil yani. Mesela Cedi'nin başarılı olmasının en büyük sebeplerinden biri, gerek takım arkadaşları, gerek e, yöneticiler, gerekse teknik ekip tarafından hani örnek, bence Türkiye için de geçerli, örnek sporcu olarak söylüyorum. Ben mesela giderken Cedi'yi biz biliyorduk. Cedi iyi bir tamamlayıcı, çok şeyi yapabilen ama hiçbir şeyi mükemmel yapam yapamayan bir oyuncu olduğu için NBA'de yer alması çok kolay gözükmüyordu. Çünkü NBA'de bunu daha üst düzey atletizmde yapan oyuncular var. Ama ee, gerek uyumu, gerek özverisi, gerek kendi geliştirmeye olan azmi, gerek sorumluluktan asla kaçmaması. Milli takımda da mesela kendi normalde iyi, çok iyi yapmadığı şeylerin sorumluluğunu almaktan da asla kaçmamasıyla herkesin saygısını ve açıkçası sağda dakikayı da almayı başardık. Cedi çok da güzel bir kariyer yarattı. Ee, onun arkasından Tabii iki tane daha çok örnek sporcu onlardan bahsedeyim en son Alper'e de gelelim. Ee, bence Ömer Faruk Yurtseven ve Onur Alp Bitim'de ee, zaten büyük yetenek olup kendilerine bahşedilmiş ne derler kariyer yolunu yürümek kolay değildir onu yürü. Fakat onlara sen bu kariyer yolundan yürüyemezsin diyen herkese karşı çıkıp kendine inanmanın, kendine yatırım yapmanın, çalışmanın ve gelişmenin en büyük örnekleri olsa gerek ikisi de. Yani ben kendim de söyleyeyim en azından kendimden örnek vereyim başkalarının değil ama genel kamuoyunun görüşü de buydu. Yani ne Onur Alp'in ne Ömer Faruk bir NBA kariyeri olabileceğine çok inanmıyordu kimse. Ben dahil olmak üzere. Fakat e siz inanmayın, biz inanıyoruz dediler. E, draft edilmemiş oyuncu olarak işte Ömer Farkürsev önce yaz ligine gitti şeyin Miami'nin. Oradan çift e, taraflı bir kontrat aldı. Sonra oturdu oturdu ama güven kazandı. Sezonun son bölümünde oynadı ikinci sene, iki sene. Daha sonra işte oradan şimdi Utah'tan bir kontrat, e, Utah'la anlaşmayı başardı. Onur Alp'i zaten söylemeye gerek yok. Hani e, Efes'te kenarda oturacağıma gidip daha az paraya, daha... Az, zor şartlarda Bursa Spor'da kendimi gösteririm deyip Euroleague seviyesine çıktı. Euroleague'den teklifler alırken de hayır ben gidip G League'de olacağım. Ben kendime NBA'ye NBA, NBA daha yakın durmak istiyorum dedi. Gitti. Neredeyse bütün sene G League'de, G League'in şartlarında kendi göstermeye çalıştıktan sonra Chicago'ya kendini kabul ettirdi. Chicago'dan kontrat aldı sonra da. İşte bence hani kendisine güvenin ve kendisine yatırım yapmanın en güzel örnekleri. İkisi Burada tabi tartışmanın dozu da biraz değişti Kaan abi. Yani NBA'ye giden Türk oyuncularla ilgili artık Avrupa basketbolundan çok fazla önce NBA'ye gittiği için şey ikilemi çok oluyor. Yani Avrupa'da kalıp bir takımın ana oyuncusu olmak mı ya da NBA'ye gidip NBA dünyası içerisinde farklı bir para ve farklı şartlarda mı olayım diye. Bizim oyuncular üzerinde de biraz Demokles'in kılıcı gibi dolaşan şey o gibi görünüyor şu anda. Evet. Yani niye orada değilsiniz, niye oradasınız, niye Avrupa'da değilsiniz diye çok soru soruluyor mesela. Ama tabi kişisel kararlardır bunlar. Herkesin kendi hayat yolculuğu da belirledi. Hedefler farklıdır. Ya artı zaten sporcunun nerede olmak istiyorsa orada olur. Yani bazen bir sporcuların en çok sportif anlamda etkili olabilecekleri yerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama sporcu kendi hayatında kendini tanımladığı yer çok daha farklı olabilir bundan. Çok daha mutlu olduğu ülke olabilir, çok daha mutlu olduğu bir lig olabilir. Kendiye ait hissettiği bir yer olabilir. Başka sosyal sebeplerle olabilir. Veya oraya gittiğinde bizim ondan düşünmediğimiz kadar süre alabileceği bir fırsat yaratabileceğine Aynen. inanıyor olabilir. Çünkü Aynen. sporcular zaten bazen yani yanlış anlaşılır ama mantıksız şeylere inandıkları için sporcu oluyorlar. Aynen. Hani sen yapamazsın denildiğinde bir şey yapmaya çalışmak mantıksızlık gibi gelir ama Hı. sporcular böyle insanlar zaten. Derken de Alperen'e geldik Furtun. Ee, Alperen, Hidayet'le birlikte en üst sıradan, 16. sıradan seçilmiş seçilen sporcumuz. Gerçi bir tane daha var, 3. sıradan seçilmişti zamanında 2011'de ama o kariyeri de pek beklenti seviyesinde gitmedi. Ee, zaten hayat tercihleri ve genel olarak e, hayatta kendine çizdiği yol ise e, çok büyük hayal kırıklığı diyeyim geçeyim neyse onun. Alperen de 2021 draftında 16. sıradan seçildi. Ee, ve özellikle... Ee, geçen Stephen Silas dönemi bittikten sonra bu senelikte Yudoka ile birlikte zaten kendisine çok e, basamakları çok hızlı tırmanan ve kendisine çok inanan e, hiçbir zaman geldiği yerden tatmin olmayan bir oyuncu olarak bu sene başrole e, kimlik değiştirmeye çalışan ve açıkçası daha çok çok zorlu bir batı konferansında kazanmaya çalışan Houston'un merkezine yerleşen Alperen harika bir sezon geçirdi. Zaten en çok gelişme kaydını oyuncu ödülünde e, 3. sıraya aldı ki sezonu erken kapatmasaydı bence Max ile birincilik için çok ciddi çekişecekti. Haftanın oyuncusu seçildi bu Haftanın seçildi. Geçmişti sadece Hidayet'in ve Mehmet'in yapabildiği bir şeydi. Hı -hı. Onlar da iki kez yapmışlardı. E, Alper'in haftanın oyuncusu seçildi. NBA'de haftanın oyuncusu seçildi. NBA'de haftanın oyuncusu seçildi. Haftanın oyuncusu seçildi. Ee, bu modern işte ana karar verici 5 numaralar dediğimiz işte yok iç ekolü yok iç sabonis ekolünden gelen e, bir oyuncu olarak çok farklı özelliklere sahip aynı zamanda işte ben onu herkes zaten bahsediyor onun esnekliğinden bu geriye çekilerek değil geriye eğilerek bir atışı var böyle yarı gülle atma gibi e, alçak postaki Spin hareketini belki de dünyada en hızlı, en çabuk yapan oyuncu. O yüzden artık ölmüş sanatlardan biri olan postop oyununu geri kazandırdı bir taraftan da. Ee, Houston'ın merkezine yerleşti ve geldiği yerden asla tatmin olmuyor. En önemlisi o. Ee, i̇lk işte Bamit ile birlikte ilk çıkışı yaptığı zaman mesela U17 mili U17 takımındayken belki de en önemli oyuncu olarak gözükmüyordu. 18 yaşında muazzam bir sıçrama yapıp işte Beşiktaş'la MVP olduktan sonra her sene üstüne koydu. Ama en önemlisi tabii her sporcu için geçerli bu. Geldiği yerden asla tatmin olmayan, daha iyi yere gitmeye çalışan bir isim. Ee, şu anda da bize tekrar o Mehmet İdağ günlerinin heyecanını yaşatan bir NBA'de merkez ve sürükleyici bir oyuncumuz var. Kendisini keyifle takip ediyoruz ki hani bu kadar oyuncudan bahsettik e, oyuncularımızın tabii NBA'de bir de kazandığı acayip paralar da oluyorlar evet. içerisinde. Ya yani mesela Hidayet'in sana az önce Toronto tercihinden bahsetmiştin Kaan abi. Toronto'lu O dönem Hidayet 5 yıl 53 milyon dolarlık bir kontrat aldığında inanamamıştı Türkiye'de Aynen. insanlar. Mehmetin yutahtan aldığı 6 yıl 50 milyon dolarlık bir kontrat var. Yani 50 milyon dolar o dönem Türk sporcular için akıl almaz bir para. Herkes için çok büyük bir paraydı ama Mehmet ve Hidayet'in o kontratları alması çok önemsenmişti. Şimdi Alperen'in bu yaz Hüsnü Katı'da bir kontrat imzalama hakkı var. Gelecek yaz da imzalayabilir. Bu yazda görüşecek takımda. Çok büyük ihtimali bu yazımızda. Ama senede Alperen'in 35-40 milyon dolar kazanma ihtimali var bu yıl yani, kontratla birlikte. E, kabaca söyleyelim, kontratın detayları ortaya çıkar. Ee, zaten on, onun bir de e, desin yani bir takım opsiyonlar var ama yaklaşık işte. 160-170 milyon dolarlık bir kontrat imzalması. Hatta, Hatta 200'e kadar varan bir kontrat imzalması. Evet orada seçelim. işte atıyorum All NBA seçilirse Hı. 220 milyon dolar olur gibi maddeler oluyor kontratta. kontratta. Yani Türk basketbolu, gerçi biraz NBA ekonomisiyle de alakalı. Tabii Artık canım. maksimum kontratlar değişti, kontratlar değişti ama yani Türk basketbolunun geldiği seviyeyi çıkaracağı nokta açısından da çok önemli. Yani Hı. Alperen'den NBA'in beklediği şey de bizim beklentilerimiz gibi bir star olması. Hı. Aynen Şu anda öyle. Ve o kontratta da bunun hakkını verecek gibi. Biz de keyifle takip ediyoruz kendisini. Mehmet Hidayet'i, bütün oyuncularımız çok keyifle takip etmiştik. Alperen'i de bundan sonra, bu sene olduğu gibi bundan sonra da keyifle takip edeceğiz diyelim. Bundan sonraki oyuncularımıza diyelim. Ve hala işte zaten genç oyuncularımızın çoğu NBA hedef koyuyor kendisi. Koleje çok daha fazla oyuncu göndermeye başladık. Belki NBA yolunu biraz daha kısaltan bir yol olabilir o. Bütün oyuncularımızı NBA'yi ta keyifle takip ediyoruz ama oyuncularımızı biraz daha keyifle takip ediyoruz. Daha gururla takip ediyoruz bundan sonrasında bakalım diyelim. Sana son bir soru. Draft edilip gidemeyenlerden. Oraya oynamayanlardan. Şaşırdın var mı yani? NBA'ye çok uyacağını düşündüm. Yani. Mesela Cenk Akyol, İlkan Karaman, İzzet Türk Yılmaz, Emir Pradic. Emir Pradic. Emir Prelcic ama yani o Türkiye'de de zaten yani hiçbir zaman olabileceği en iyi oyuncu olmadı. Ya ben İlkan ve şeyin e, İzzet'in için zaten onlar... E, potansiyel olarak seçildi onlar. Evet yani potansiyel olarak seçildi. NBA onları bir olabilir mi acaba diye düşünerek seçti. Cenk'in bir de oynadığı, Cenk tabii kendi jenerasyonun en iyi oyuncusuydu ama o da hiçbir zaman kendi zirvesine ulaşamadı. Bir de oyunu çok NBA'ye uygun değildi. Onlar arasında tabii en önemli e, gerek oyun uygunluğu gerek e, potansiyeli açısından Emir için yeri çok önemli. Ama o da o yeri zaten Türkiye'de de çok fazla doldurabildiğini söylemek güç yani hiçbir zaman e, en iyisi olmak için çok ekstra bir gayretle oynayan bir oyuncu olmadı. uzun yani boylu karar verici olabilir diye düşünüyordu yani bir oyun yönlendiren bir uzun boylu oyuncu. Ya hidayet'in yeni bir versiyonu Aha. olabilirdi. Ama o, o da işte kendi tavanını bulamadı zaten her şeyden önce. Olmadı ama zaten İlkan ve İzzet'in çok olacağını zannetmiyorum. Cenk tabii olabilirdi bir ihtimal ama Cenk'in de oynadığı pozisyon çok zor NBA'de orada. E, yani skorer iki numara, skorer dış oyuncu olmak NBA'de en zor rol. Bir de Avrupa'dan olarak. gidip rolü almak. Yani Aynen. Rudy Fernandez'ler de çok zorlandı mesela tabii. dakika bulmakta ama bunun başka bir atletizmi vardı. Hı. O sayede kapatabiliyordu. Ama o 2012 NBA draftı ne ilginçti değil mi? Yani İzzet'in 50. sıra, İlkan'ın 57. sıradan seçildi. üç Türk oyuncunun Furkan Aldemir'i de o draftın bir parçası da 53'ten seçildi. Yani 50'den itibaren 3 tane Türk oyuncu seçilmişti o draftta. Yani o draftın sonu Türk basketbolunun en ilginç draftlarından biriydi Aynen. ama üçü de NBA kariyeri elde edemedi. Yani Furkan gitti ama diğerleri gidemedi Aynen. orada NBA'ye. Ee, bundan sonraki oyuncularımızı da e, bekliyoruz. E, şu anda NBA'de forma giyen 5 oyuncumuza da başarılar dileyelim. E, bizden bu hafta bu kadar efendim. Yakopsla e, gelecek hafta NBA almakta görüşmek üzere. Çok teşekkürler abi sen de geldiğin için. Eyvallah.